matematik her yerdedir. Herhangi bir şeyin matematik yardımı olmaksızın inşa edildiğini düşünmek neredeyse imkansızdır. Binalar, ulaşım, teknoloji, tıp, hatta giyecek ve gıdalar bile tamamen sayılar, ölçümler ve toplamlara dayanmaktadır. Matematiği doğadaki bütün paternlerde ve şekillerde bulabiliriz. Bunlardan bir tanesi de İtalyan matematikçi Fibonacci'nin iki tavşanın bir sene içinde kaç tavşan doğurabileceğini hesaplamaya çalışırken geliştirdiği Fibonacci sayılarıdır. Buna cevap bulabilmek için Fibonacci, her sayıyı her biri kendinden önceki iki sayıyla toplayarak buldu. Bu sayı dizisi karelere çizildiğinde bize 1'e 1.618 oranında bir spiral şekil verir. Bu altın orandır. Bu spirali ve bu sayıları deniz kabukları, çam kozalakları ve çiçekler gibi birçok şeyin içinde bulabiliriz. Basit bir paternin farklı boyutlar ve yönlerde tekrarlandığı fraktallar gibi diğer matematiksel paternleri de doğada bulabiliriz. Bunu yaprakların ve dalların paternlerinin ağacın bütün gövdesiyle benzer olduğu ağaç gövdelerinde, bulutlarda veya kar tanelerinde görebiliriz. Bütün bu şekiller matematiksel olarak yazılabilir. Örümcekler okulda matematik öğrenmemiş olabilir. Yine de ağlarını mükemmel bir şekilde örebilirler. Ağın dengeli bir şekilde olması ve kopmaması için bütün ağı eşit mesafede örerler. Kelebeklerden çiçeklere, kendi vücudumuzdan yüzümüze kadar bir tarafın diğer tarafla birebir aynı olduğu simetri kavramı da doğada karşımıza çıkar. Bazı insanlar simetri ve altın oranı birleştirerek matematik aracılığıyla güzelliğin ölçülebileceğini düşünmektedir. Doğadaki her şekilde ve güzelliğinde matematik gerçekten her yerdedir.